Bunlar da ne rahat insanlar. Oğlu ameliyat olmuş, onlar anne, hala... Elazığ'dalar. Canım Elazığ Elazığ. İnsan gelmek istedikten sonra. Ay Allah korusun ya Rabbi. Sana veya abine bir şey olacak olsa... Aman aman bela çağırmayayım şimdi. Senin bu düşmen, bulanık görmen filan hepsi stresten be kızım. Polis nişanlısı olmak kolay mı? Yani nereden buldun bilmem ki. O kadar da söyledim. Yani maaşı da maaş olsa bari. Ayda 3 kuruşa. Anne yeter. Şimdi kendine gelip duyacak. Aman duyarsa duysun, yalan mı? Her gün tehlike, her gün stres. Anne, ben onu çok seviyorum ve onunla evleneceğim. Anlıyor musun? Hiç boşuna yorulma. Merhaba. Merhaba. Merhaba doktor bey. Annem. Hastamız gayet iyi. Ameliyatı da son derece başarılı geçti. Birkaç güne kalmaz taburcu ederiz. Çok teşekkürler. Elinize sağlık doktorcuğum. Sizin de tahlil sonuçlarınız çıktı. Benimle gelir misiniz biraz? Ne oldu doktor? Neyi var? Siz kalın isterseniz. Ne demek siz kalın? Anne yavaş. Ne yavaşı kızım? Ne diyorsunuz doktor? Uyanacak. Bir sakıncası yok doktor bey. Peki buyurun. Odamda konuşalım. Öncelikle sakin ol ve beni sonuna kadar iyi dinle. Bir hastalığım var. Adı MS. Sinir sistemi hastalığı ve ne yazık ki tedavisi yok. Saçmalamayın doktor. Benim kızımın hiçbir şeyi yok. Hanımefendi sakin olur musunuz? Anne bir dakika. Kendimi yorgun hissetmem, bazen elimin ayağımın kesilmesi, güçsüzleşmem. Bu yüzden mi? Evet. Hastalığın nedenini bilmiyoruz. Ölümcül ve bulaşıcı değil, onu biliyoruz. Ne olacak peki? Yani garip bir şekilde ara ara oluyor ve geçiyor. Ama her seferinde biraz daha uzun sürüyor. Strestendir kızım, yok senin bir şeyin. Hastalığın seyri hastadan hastaya değişiyor. Ancak görme, konuşma, yutkunma ve duymada zaaflara neden olabilir. Ayrıca bacaklar, eller ve diğer organlara da hükmedemeyebilirsin. Yani? Hangi tip olduğunu henüz bilmiyoruz ancak hayatını değiştirmen gerekebilir. Yani yürüyemeyebilir, konuşamayabilir, duyamayabilir miyim? Evet, öyle de olabilir ama düzelen tip de olabilir. Ne zaman anlarız bunu? Başlangıçta nasıl seyredeceğini bilmek olanaksız. Takip etmemiz gerekir. Düzelen tipse tamamen düzelebilir miyim? Bak, bu bir hastalık. En iyisi kabul etmek. Yani asla eskisi gibi olamayacağım. Evet. Bunu kabul etmelisin. Peki çocuğum olabilir mi? Bunu şimdilik bilemeyiz. Lütfen nişanlıma bir şey söylemeyin. Elbette söylemeyiz. Ama bu hastalıkla yaşamak özen ve dikkat gerektirir. Kendinizle fiziksel bir yarışa girmeniz son derece yanlış ve tehlikeli olabilir. Nişanlınızla bir hayat sürmek istiyorsanız bilmesi gerekir. Anne, üzülme artık. Ağlama. Beni daha çok üzüyorsun. Yok kızım, ben ağlamıyorum. Hem niye üzülecek bir şeyim ki? Daha bir doktor gördü seni. Hatırlamıyor musun Halit enişten ne derdi? En az 3 doktora görünmeden hasta olduğuma inanmam derdi. Babama haber verdin mi? Tabii kızım, verdim. Yoldadır. Şimdi koşa koşa gelir. Gelsin hemen şu Gülay ablanın damadına gidelim. En iyi doktor o diyor Gülay abla. Sonra da eve gideriz. Sana güzel bir tarhana yaparım. Anne. Kadir burada. Ya kızım ne yapacaksın burada Kadir'le?
Doktor musun sen? Sen mi git adamla atla aşağı dedin? Zaten ne geldiyse başımız ondan sonra geldi. O kadar stres. Her gün, her gün. Hadi hanım, toparla biraz kendini. Neyimi toparlayacağım? Kızım adını bile bilmediğim bir hastalığa yakalanmış. Beni artık kara toprak toparlasın. Neyimi toparlayacağım? Tamam hanım, tamam. Toparlama, vazgeçtim. Hadi kızım, kalkın gidelim. Benim bir Kadir'le konuşmam lazım. Sen sonra gelirsin kızım. Şimdi çıkalım. Ben gider ona söylerim. Olmaz baba. Benim konuşmam lazım. Kadir. Çay mı içiyordun aşağıda? Bizimkiler gelmedi mi hala? Gelmediler. Keşke haber vermeseydik. Şimdi annem telaşlanmıştır. O kadar yol nasıl gelecekler? Zaten bir şeyim de yok. Aslında sen de gitsen eve. Kadir. Seninle bir şey konuşmam lazım. Ne oldu? Ameliyatta kötü bir şey mi oldu? Hayır, yok bir şey. Her şey iyi diyor doktor. Sende bir şey yok. Annemler mi? Kaza mı geçirmişler? Sus Kadir. Konu benimle ilgili. Senle mi? Ne oldu sana? Senle ve benle. Ben senden ayrılmaya karar verdim. Bu şaka mı? Şaka değil mi? Şaka falan değil. Yürümeyecek. Olmuyor. Kusura bakmayın böyle bir zamanda... Başlatma zamanını. Selin yüzüme bak. Ne oldu? Ne oldu? Doğruyu söyle. Doğrusu bu. Ben artık istemiyorum. İşimden dolayı değil mi? Peki tamam. Karakol polisine gideceğim. Ya da trafik. Tamam söz veriyorum. İşin değil ki sorun. Ne o zaman? Ayrılmak istiyorum. Hepsi bu. Selin yüzüme bak. Seni seviyorum. Her şeyden çok seviyorum. Sen de beni seviyorsun, biliyorum. Hayır. Ben sevmiyorum. Bitti artık. Selin! Selin! Thank you.
Thank you.